Bu şarkı başladığında hasret olduğunu herkes bilir. Arkasından şarkı söylenmez, Tanju'ya münasırdır. Bu akşam çok efkarlıyım, kalbim neden kan alıyor, bunu bir bilsen sevgilim. Güneş solgun, gündüz gece, içimde sen bir bilmece, ızdırabı heceliyor. Sensiz yalnız, sensiz içim, gözyaşlarım yağmur gibi yanağımı ıslatıyor. Kollarım bekliyor seni, öpsem öpsem ellerini, yine de sana hasretim. Tanju Okan, hasretini çektiğim bir arkadaşım. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en güzel seslerinden biri ama adam gibi adamdı. Tanju Okan'ı çok iyi tanımak lazımdı. İşte ben buna vasıl oldum ve onunla güzel şarkılar da yaptım. Hasretini çektiğim kelimesine gelince, o tip de şarkıcı eksikliğinin ülkemizde olduğunu düşünüyorum. Çünkü şarkıların erkekler tarafından söylendiğinde direkt alıcısı hanımlardır. Onları etkileyen öyle bir sesin geldiğine inanmıyorum daha Türkiye'de. Gerçi şarkılarında biraz alkol, biraz sigara vardı ama o zamanki Türkiye'de de bunlar daha rahat kullanılan şeylerdi. Alkol ve sigara. Memlekete gelmiş geçmiş en güzel seslerden birine yıllarca hükmetmiş olan iki hain dost. Alkol ve sigara. Ve bu dostluğa yıllarca katlanmış güçlü bir ses. Tanju Okan. Öyle sarhoş olsam ki bir an seni unutsam, unutsam bu günleri, yarınları unutsam. İnsana huzur veren efkarlı sesiyle dediği gibi yaşayan ve yaşadığı gibi ölen bir adam. Seni unutsam, unutsam bu günleri, yarınları unutsam. Tanju Okan 27 Ağustos 1938 yılında İzmir'in Tire ilçesinde dünyaya geldi. Annesi Bediye Hanım, Urla'nın ilk sorgu hakimi Ali Rıza Bey'in kızıydı. Babası İhsan Bey ise kendi halinde bir müzik öğretmeniydi. Küçük Tanju'nun çocukluğu ise anne ve babasının ona çaldığı müziklerle geçti. Ancak henüz 5 yaşındayken anne ve babası ayrıldı ve Tanju annesiyle beraber yaşamak zorunda kaldı. İşte bu zor dönemde annesi Bediye Hanım oğluna ilginç bir yöntem bulmuştu. Masanın üzerine 5 tane çizgi çizer, müzik notaları şeklindeki kurabiyeleri de bu çizgilerin üzerine dizerdi. Ve Tanju'nun adını ve değerini bildiği nota şeklindeki kurabiyeleri yemesine müsaade ederdi. İşte Tanju Okan müziğin tadını ilk kez burada aldı. Seni gördüğüm günü. Sonra annesiyle tanıştım. Çok muhterem bir annesi vardı. Beyaz saçlı, uzun boylu. Ve boylu poslu bir hanımefendiydi. İyi bir kadındı. Büyükçe de bir köpekleri vardı. O köpeği gezdirirdi kadın hep. Ondan sonra baktım günün birinde köpek öldü. Arkadan anne öldü. Arkadan Tanju'yu kaybettik. Henüz ilkokul yıllarında okul korolarının vazgeçilmez solisti olan Tanju Okan, Manisa Lisesi'nde eğitimini tamamlar
ve İtalya'ya giderek orada şan eğitimi alır. 1958 yılında askerliğini yaptığı Ankara Ordu Evi'nde ilk defa sahneye çıkar ve annesinden yıllarca dinlediği Fransızca şarkıları söyler. Sesi o kadar etkileyicidir ki askerliğini bitirir bitirmez kendisini Orhan Sezener'in orkestrasında solist olarak bulur. Ankara'nın gece kulüplerinde Fransızca, İtalyanca, İngilizce şarkılar söyleyen bu gencin ünü İstanbul'a kadar ulaşır. Ve Tanju Okan 1961 yılında uzun yıllar kopamayacağı İstanbul'a gelir. Bir yandan Müfit Kiper, Vasfi Uçaroğlu orkestralarında solistlik yaparken, bir yandan da Ankara Radyosu'nda şarkı okumaya devam eder. Ben ilk tanıştığımda 20 yaşında falan vardım. Veyahut öyle ya, taş bebeği çevirmiştim. Çünkü ben taş bebeği 19 yaşında çevirdiğim için 20 yaşına vardım. O zaman tabii çok genç olduğumuz için stajyer, bize yarım saatlik program vermiyorlardı. 15'er dakika söylüyorduk. 15 dakika biri, 15 dakika biri, yarım saati dolduruyorduk. Dörder şarkı. Kimle yapıyordum ben bu yarım saat programı? Tanju Okan'la yapıyordum. Bizi onunla söyletmeyi uygun görmüşlerdi. Dört o söylüyordu, dört ben söylüyordum. Ve yabancı dilde söylüyorduk. O zaman bu cover'lar, mavurlar, efendim bu Türkçe sözlü yabancı şarkılara Türkçe söz yazan, yazılan şarkılar daha patlamamıştı böyle bir şeyler. ...1960'lı yıllar Türk pop müziğinin yeni yeni filizlenmeye başladığı yıllardı. Erol Büyükburç, Alpay ve Barış Manço gibi sanatçıların söyledikleri şarkılar kendine özgü eserlerdi. Ancak yabancı şarkıları yorumlayan orkestralar da vardı. Yine aynı yıllarda Fecri Ebcioğlu ve Sezen Cumhur Önal çok sevilen Batı müziği eserlerine Türkçe sözler yazmaya başlamıştı. Aranjman müzik denilen tarzın doğuşu işte böyle olmuştu. Ben 60'lı yıllarda gitar çalmaya, 57'de gitar çalmaya başladım. Çaldığımız şarkılar da yabancı şarkılardı. Antenler çekip Yalova'daki Amerikalıların şarkılarını bulup onları çözmeye uğraşırdık. 64 yılında Sivas'a gittiğimde Anadolu'yu daha iyi tanımaya başladım. Ve Türk milletinin, milletimin müzik zevkini çözmeye başladım. İşte o dönemler Türkiye'de popu başlatan Erol Büyükburç ve Türkiye'nin mühim şarkılarından biri Little Lucy ile başlayan ve Alpay'la, Norma Mia ile devam eden bir küçük olmayan ciddi bir hareket var. Altın boy, altın çocuk, sar beni kollarıyla dumana sev. 1960'lı yıllarda Türk müziğinin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla müzik festivalleri ve yarışmalar düzenlenirdi. Özellikle 1961'de Hilton, 1963'te de Boğaziçi festivalleri en dikkat çekici olanlarıydı. Bizim bir milli orkestramız vardı bir dönem. O dönemde Müzisyenler Sendikası vardı. Ve ciddi atılımlar yaparak yabancı ülkelerdeki yarışmalara katılırdık. Bunlar tabii daha fazla bizim folklorumuzdan düzeltilen ve kendi folklorumuzu anlatmaya gayret ettiğimiz şarkılar arasında. Sevgili Tanju da böyle yarışmalara gitti, Erol da gitti. Amici, amici non andate via. Eylül 1964 yılında o zamanki Yugoslavya'nın başkenti olan Belgrad'da, Taş Meydan'da ilginç bir festival yapıldı. Bu festivalin ismi Balkan Melodileri Festivali'ydi ve Türk müziğinin ilk defa yurt dışında tanıtılması açısından büyük önem taşıyordu. Erol Büyükburç ve Tülay German'la birlikte yarışmaya katılan Tanju Okan için
Bu festival hayatının dönüm noktasıydı. Amici, amici, quello è il suo balcone. '64'te Milli Orkestra'yı Müzisyenler Sendikası ve müzisyenler seçtiler. Erol Büyükburç, Tülay German ve ben gittik. Ayrıca bir de Milli Orkestramız var tabii. Selim Özer, Bas Uçaroğlu, Alper Feyman, Erol Ergüner. O gece bir anım oldu daha doğrusu. Taş meydanı yıkıldı. Aşağı yukarı 5000 kişilik bir tenis kortta veriliyordu konser. Yarışma yapılıyordu. Efendime söyleyeyim, Erol Büyükburç çok büyük tezahürat aldı. Dediler ki bu vaziyette ikinci bir sanatçı çıkamaz yani. O kadar büyük bir alkış var ki, ihtilal diye bağırıyorlar şeyler. Oradaki yöneticiler. Tabii kulakları çınlasın Şemsi Sılkın Bey, gazeteci, o da tercümandan izliyor konseri. Tanju ne diyorsun dedi, ben çıkıyorum efendim dedim ve fırladım çıktım. Bir anda evvela bir uğultu oldu falan filan, ondan sonra ben şarkıya girince uğultu kesildi. Ti prego, voglio rimanere solo. Tanju Okan elinde bir içki bardağıyla sahneye çıkar ve Stasera Pago Io adlı İtalyan şarkısını kendi tarzında söyler ve sonunda şarkının sözlerine uyarak bardağı sahnede kırar. Tanju Okan'ı büyülenmişçesine izleyenler ayağa fırlar ve 7 dakika boyunca durmadan alkışlar. Böylelikle Tanju Okan büyük ödülü alır. Balkan Festivali'ndeki başarısı Tanju Okan'ı dünyaya taşıdı. Fransa'ya davet edilen Tanju Okan burada Kundurama Kum doldu ve İbibikler Öter Ötmez Oradayım adlı 2 adet 45'lik plak çalışması yaptı. Artık çok popüler bir adam olmuştu Tanju Okan. Bir yandan en iyi mekanlarda şarkı söylüyordu ve bir yandan da filmlerde rol almaya başlamıştı. Sordular ki sen yarinle hoş musun? Hoş olayım, olmayayım. Şöhreti Amerika'ya kadar uzanmıştı artık. Oradan gelen bir davet üzerine yola koyuldu ve New York, Washington ve Boston'da muhteşem konserler verdi. Türkiye'deki hayranları ise Tanju Okan'la sinema perdesinde hasret gidermekteydi. Sırrıgil Tekin'in Fakir Bir Kız Sevdim, Cüneyt Arkın'la oynadım ben başrolde o filmi. Semih Sezerli'yi aldık, işte Tanju Okan'ı aldık. Ondan sonra işte o filmden sonra rahmetli Sırrıgil Tekin onu çok sevdi. Birkaç filmde Sırrıgil Tekin tuttuğu birini tutardı. 4 filmde yapsa hadi gel bunu da sen oyna, bunu da sen oyna. Adam da böyle insanlara bağlanma ve onun o rolü onun oynayacağına inancı olan bir adamdı. Bunu gönül oynar, oynasa oynasa. Yanına kimi koysak hadi yine Tanju'yu. Yanına kime koysak jön değişiyordu tabii. Ondan sonra jönler değişiyordu ama yan kadrolar değişmiyordu. Vallahi güzel güzel çalışıyorduk hem gazinoda hem filmde. Çiftliğin şebeği, sonra yersin köteği. Sana kaç defa dedim, kızdırma cilveliği. Günler sonra yalnız başıma otururken yine o parkta.
1964 yılında Cübbeli Gelin, 1965'te Yalancının Mumu, İçimdeki Alev, 1966'da Fakir Bir Kız Sevdim, Aşkın Kanunu gibi filmlerde rol alan Tanju Okan, filmlerdeki karakterlerin dert ortağı, sırdaşı, abisi, ilerleyen yıllarda da Tanju babası olacaktır. Tıpkı gerçek hayatında olduğu gibi. Sen yarın ile hoş musun? Hoş olayım, olmayayım. O yar benim, kime ne? Hasreti yaptığımızda hak ettiği bir para vardı. Biz de şakayla karışık, samimiydik artık. Bu başarının getirdiği dostluk perçinleniyor. O dönemde biz dedik 5 liralık yapalım çok para görünsün diye. Bavulla geldi dedik ki biz ona büyük bir para veriyoruz gibi olacak. Bavulsuz geldi. Dedim bavul nerede? Sen boş ver dedi. Sen şimdi evleneceksin dedi. Senin para ihtiyacın var, bu sana düğün hediyem dedi. Bu şarkı böyle bir adam. Bunu söyleyebilecek bir artist var. Masmavi gözlerinden sevgi akan, bu hüzünlü sesin sahibi efkarlı adamın iki büyük dostu oldu ölene kadar. Onlardan çok çekse de hiçbir zaman bırakamadı bu hain dostlarını. Öyle ki, benim en iyi dostum içkim sigaram, onlar da terk ederdi olmasa param diyecek kadar da farkındaydı her şeyin. Dost mu düşman mı bilinmez ama Tanju Okan hep esir kaldı hayatındaki alkol ve sigaraya. Benim en iyi dostum içkim sigaram, onlar da terk ederdi olmasa param, canım kadar yakın. Yani Tanju Okan'ı tabii bizim medya alkol de biraz olduğundan da fazla göstermişlerdi ama onda bir tane yanlış kabahati vardı. Bir gün sahnede bunu yaptı, bir gazeteci bir resim çekti ki o resimini hayatım boyunca üzmüştür. Yani alkolle buluşturulmuş bir sanatçıydı. Tamam, herkes alabilir. Ve tansiyonun bozulduğunu hiç bilmiyorum. Ben Tanju Okan'ın. Ne yalan söyleyeyim yani. Ben de çok sulu, böyle ıhlamur gibi fazla sulu içerdim yardım olsun bana diye. Ama o bizim gibi relax olmak için değil. O kim bilir neler geçiyordu kafasından. Neler yaşıyordu da o kadar içiyordu. Veyahut alkolü bağımlı mı vardı? Öyle ya canım. O da olabilir. Alkol bağımlısı var. Öyle sarhoş olsam ki bir an seni unutsam. Lüks kulüplerin ve gazinoların sahnesinden indiği andan itibaren kendi dünyasına çekilirdi Tanju Okan. Bu dünya İstanbul'un balıkçı meyhanelerindeki kayıkçıların, denizcilerin rakıyla demlendikleri muhabbetlerin dünyasıydı onun için. Her şey bir rüya olsa, unutarak uyansam. Tanju Okan'ı bu tarif ediyor bence. Elinde kadehi, delikanlı gibi yaşayan. Ya bohem, bohem. Yani bohem, sevgi doludur bohem. Bohem bir ressam, belki soğuktur ama Tanju Okan bohem bir şarkıcıydı, denizciydi. Balığını tutardı, içkisini içerdi, arkadaşlık yapardı. Herhalde beraber olduğu kadınlardan mutlu olmuştu. Çok güzel mavi gözleri vardı. Çok güzel sesinin yanında, uzun boyunun, o heybetinin yanında, o haşmetinin yanında çok da güzel mavi gözleri vardı Tanju'nun. Bir kere kadınlar... Çok kadınlara aşık oldu ona geçmişte. Ben onları tanıyorum hepsini. Çok güzel kadınlar. Hatta bir ikisininle evlendi bile. Bir tanesinin evlendiğini biliyorum. O da ölmüş şimdi Kuşadası'nda duyduğuma göre. Çok güzel bir kızdı ama çok ismi Nur'du. Çok aşık oldu Tanju'ya. Evlendiler ama oğlu... Bir başka bir hanımdan. Ne
Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. 1963 yılında Tanju Okan'ın ilk eşinden bir oğlu dünyaya gelir. Adını Tansu koyarlar. Hüzünlü şarkıların içli sesi Tanju Okan, her baba gibi oğlunu çok sever. Ancak eşinden ayrılınca oğlundan da ayrı kalır. Kadınım. İlk imaj tam hatırlamıyorum ama öyle bir anlatılmıştı ki bana, herkesin sevdiği bir insan, babam çok büyük bir insan olmalı diye düşünürdüm. Ama müzik yönünü tabii ki bilemezdim. Garip bir şekilde çok büyük bir adam gibi gelirdi. Sanki bir kral gibi falan. Çok uzun aralarla bir araya gelirdik. Bir hafta sonu beraber geçirirdik. Çünkü o bile çok zor oluyordu. Çünkü hafta sonları babam hep çalışıyor olurdu o dönemler. Annemin benim için kullandığı bir tabir vardı. Cam sineği derdi. Ne zaman babam geleceğini söylese, ben yani geleceği zaten 5-6 saat öncesine hazır cama yapışır oturur beklermişim. Ve çoğunluğunda da gelemezmiş. Hatırla o günün karşıki sokakta seni... 8 ay sürecek olan ikinci evliliğini Nur Erbay'la yapar Tanju Okan. Ancak alkole olan düşkünlüğü bu evliliğe de gölge düşürür. Ayrılmalarının ardından Nur Erbay, 1969'da Milliyet Gazetesi'nin düzenlediği güzellik yarışmasında 3. olur. Tanju Okan, eski eşinin aynı hafta evlendiği haberini de gazetelerden öğrenir. Eşyalar toplamış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Aynı dönem müzik kariyerinde de duraklama yaşayan Tanju Okan'ın hislerine müzisyen yapımcı Nino Varon tercüman olur. Hayata, aşklarına, oğluna ve geleceğine hasret kalmış bu hüzünlü adama en duygulu sözlerle bir şarkı yazılır. Hasret şarkısı Tanju Okan'ın yeniden doğuşu olur. Çok efkarlıyım, kalbim neden kan alıyor, bunu bir bilsen sevgilim. Bu akşam çok efkarlıyım, kalbim neden kan alıyor, bunu bir bilsen sevgilim. Zaten devrik acayip bir cümledir ya. O yayınlandığı gün ben yine Boğaz'daydım, benim Anadolu Arabam'da. Birden radyoda Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en güzel şarkılardan birini söylüyoruz dediler. Tanju Okan söylüyor, hasret. Hem gurur duydum, hem inanılmaz bir... sükse oldu. O sükse oluşunun nedeni yine tabii hanımlardır. Dudaklarımda bir ateş, avuçlarımda alevsin. Sensiz yalnız, sensiz içim. Değişmez sorumuz nedir ki sonumuz? Toprak değil mi erkeni geçi? Aldırma sen, doldur be meyhaneci. Koy 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 koy, koy 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 koy, doldur. Bak efkarlandım yine bu gece. George Moustaki olarak tanınan Mısırlı udi Yusuf Moustaki'nin bestesi olan Hasret, o yıl Tanju Okan'a altın plak ödülünü kazandırır. Tanju Okan, profesyonel müzik hayatında Mehmet Teoman, Melih Kibar, Çiğdem Talu ve Yurdaer Doğulu gibi önemli müzisyenlerle çalışır. Onun sesinde hayat bulan eserler bugün hala en çok sevilen şarkılardır. Sözlerini Mehmet Teoman'ın yazdığı Gözünde Yaşlarla, Gürman ve Bülent Şençalar'ın ortak çalışması olan Öyle Sarhoş Olsam Ki, yine Mehmet Teoman'ın sözlerini yazdığı Kadınım, gelmiş geçmiş en güzel aşk şarkıları içinde yerini alır. Ha
Hatırla o günü karşıki sokakta, seni öptüğümü ilk defa hayatta, kollarımda benim ilkbahar sabahı. Sen sönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık, o ılık aydınlık yuvamız solmuş. Geceler bitmiyor, ağlıyorum artık. Sen kadınım. Kadınım adlı şarkıyı Odeon sonrası mıydı onu pek hatırlamıyorum ama beni davet etti, gel dedi, şarkı dinle dedi. Şeyde oturuyordu, Aşiyan'da. Ben gittim. Güven diye bir arkadaşımla gittim. Güven kimdir? Duman grubunun Kaan'ın babasıdır. O gün ona gittik. Mehmet Teoman da orada. Bana pizma yapar gibi kadınımı dinlettiler ve çok kıskandım. Çok, çok güzel yazılmış. Ve Tanju'nun müthiş yorumuyla. Müthiş bir şarkı daha kazanmıştı. Tanju adına sevindim. Çünkü diskografi artistin büyüklüğünü getiriyor. Eşyalar toplamın seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. 1975'te 4 yıllık beraberliğin ardından hayatının kadını Zerrin Erdoğan'la evlenir Tanju Okan. Eşiyle birlikte anne ve babasının tanışıp evlendikleri Urla'ya yerleşir. Denize olan tutkusu sebebiyle yaptırdığı iki tekneye şarkılarının adını verir. Hasret ve Kadınım. Sen kadınım. Urla'da doğayla iç içe bir hayat sürdüren Tanju Okan arkadaşlarını burada ağırlar. Kadınım. Tanju hoş sohbet bir insandır. İnsandır diyorum. Bakın görüyor musunuz? İnsan yakıştıramıyor ölümü, biliyor musunuz? Allah'ım ya Rabbi. Çok güldürürdü bizi. Ondan sonra biz de onu güldürürdük. Yani güle oynaya komşuculuk da ettik. Hem iş arkadaşlığı oldu. Kardeş gibi olduk. O da Tireli. Ondan sonra evliydi Tanju. Çok iyi bir karısı vardı. O kadar iyi bir kadındı ki. Eğer o kadınla boşanmasaydı Tanju yaşıyor olurdu. Vefasız mı sandın beni kendin gibi? Seven insan sevdiğini terk eder mi? Aile galiba istemedi ilk zamanlar, hatırladığıma göre. Sonradan işte onlar evlendiler. İşte ben evli Urla'ya geldim. Onlar benden evvel evli oraya geldiler. Vallahi dördümüz çok güzel günler geçiriyorduk. Zerrinli günler ama. Zerrin gittikten sonra bizim ahengimiz bozuldu. Ağlayanla ağlayan ben, gülenle gülen ben. Her sevinci, her kederi dostlarla paylaşan ben. Tanju Okan 1980 yılında Garo Mafyan, Melih Kibar, Bora Ayanoğlu ortak çalışması olan Yorgunum adlı albümü yapar. Yorulmuştur artık. En iyi dostu içki ve sigara bir an olsun onu yalnız bırakmaz. Öyle ki üçüncü eşi Zerrin Hanım bu sebeple Tanju Okan'dan ayrılır. Aylardır, yıllardır yorgunum. 1995 yılında çıkardığı İşte Tanju Okan 95 albümü ise son albümü olacaktır. 1994 yılında rahatsızlanan Tanju Okan, siroz ve damar tıkanıklığı nedeniyle hastaneye kaldırılır. Sağlık durumu gittikçe kötüleşen Tanju Baba, kendisine uygulanan diyeti ciddiye almaz. Tanju Baba'nın bu umursamazlığı, 1995 Kasım ayında bir bacağının kesilmesine neden olur. Kim bilir kaç oldu saat? Bence ilk gerçek ilişkimiz 95 yılında rahatsızlandığımda yanına gittiğimde başladı. İki inatçı. İlk önce beni sadece onunla ilgilenen
ona hayran bir genç olarak kabul etti. Pek oğlu olduğumu kabul etmemeye çalıştı aramızdaki dargınlıktan dolayı. Hatta çok güzel espriler bile var. Gelen ziyaretçiler nasılsın, bir şeye ihtiyacın var mı, sana iyi davranıyorlar mı? Delikanlı her şeyimle ilgileniyor derdi. Komikti ama yani. Hem de ben delikanlıydım ama hem de her şeyini yapması gereken insandım. Her şeyi de benden isterdi. Sonra bir gün o bacak kesildiğinde bacağına masaj yaparken bir anda uzandı omzuma. Oğlum çok yoruldun değil mi dedi. İşte o zaman her şey koptu. Ondan sonra oğlum da oğlum oldu 24 saat. Ben de tabii babam da babam oldum 24 saat. Oğlu Tansu'yla Urla'da yaşamını sürdüren Tanju Okan, çok sevdiği teknelerini satmaya karar verir. Tarih 23 Mayıs 1996'dır. Tanju Baba sabah kahvaltısını yapar, oğluyla sohbet ettikten sonra dinlenmek üzere odasına çekilir. Sabah çok neşeliydi, gayet keyfi yerindeydi. O gün şeydi, niye o kadar üstünde duruyordu bilmiyorum ama ilk emekli maaşını alacaktı. Ama bankaya gidecek durumda değildi. Benden rica etti. Ben gittim. Bankadan da tabii bana vermiyorlar hiçbir şeyi. Benle bir şey yapmıyorlar. Fakat o kadar çok seviyorlardı ki bir görevli bey benimle beraber eve kadar geldi. Eve geldiğimizde vefat etmişti. Kendimi zor tutuyorum ağlamamak için. Neden biliyor musunuz? İnsanlar hayatta birkaç tane dost bulabilir. Çok dost yok. Çok arkadaş var ama çok dost yok. Onun için kim bilir daha neler paylaşacaktık. Bana söylediklerini yaşamak isterdim. Yeni bacağını denemeye başlamıştı. Şu yürümeyi bir becereyim, seninle beraber İzmir, Ankara, İstanbul turuna yapacağız derdi. Onu yaşamak isterdim, bir de o halini görmek isterdim. Değişmez sorumuz nedir ki sonumuz? Toprak değil mi erkeni geçi? Aldırma sen doldur be meyhan. Çünkü o zamanlara kadar İzmir'de bir gece düzenlenmişti onun için. O geceye kadar ben babamı sanatçı olarak hiç görmedim. İlk o zaman hakikaten de sanatçıymış, nasıl bir sesmiş demeye başladım. O bilinçle keşke sahnede tekrar görebilseydim. Tanju Okan'ın Türk dinleyicisinin şuur altında bir yeri var. Çünkü Tanju Okan gibi bir laf vardır. Tanju Okan gibi şarkı söylemek vardır. Tanju Okan'ın simgelediği bohemlik vardır. Simgelediği belki çaktırmadan alkol, efkar vardır. İsyan vardır. Türk pop müziğinin en güçlü seslerinden biri olan Tanju Okan, yıllarca onu dinleyenlerin duygularına seslendi. Dostluğu, babacan tavrıyla sanatçıdan önce insan olan Tanju Okan, 58 yaşında hayata gözlerini yumduğunda şarkıları da öksüz kalmıştı. Ondan sonra Tanju Okan şarkılarını hiç kimse onun gibi okuyamadı. Söylediği gibi yaşadı ve yaşadığı gibi öldü. Nerede bana sevgiler, uzanan eller? Nerede bana söylenen o tatlı sözler? Üst bütün inançlarım yıkıldı bir bir. Bomboş kaldı dostluğa. Thank you.
fosse tu. Dopo aver amato e nuano, non vuoi più amar nessuno, perché dimentichi anche me. Se tu non vuoi più amar nessuno, vieni a stringere le mano che ti legavo un giorno a me. Le lacrime che ho versato per te sono lacrime d'amor, perché